Bir başka nokta, bu süreçte bunu çok gördük. İşin ehli olduğunu düşündüğümüz insanların da bu tarz ifadelerini, cahiller konuşur. Şimdi adam profesör olmuş, yıllarını vermiş okumuş ama İslam'a dair hiçbir bilgisi yok ki. İslam'a dair tam cahil konumunda. Şimdi ben tıptan ne anlarım yani? Efendim tıpla alakalı bana bir şey söylesen, bilmiyorum kardeşim, bilene soralım derim. Feselü ehle zikir. Ayetle zaten bu sabittir. Zikir ehline. O işin ehli kimse ona sor. Umumi anlamıyla. Adam istediğin kadar okumuş ol, profesör ol. İslam'a dair hükümlerde yorum yapıyorsun. Nedir o? Bu kader değildir, ihmalkarlıktır. Allah Allah. Bu da yeni çıktı. Kader değildir, ihmalkarlıktır ne demek? Yani ihmalkarlık dediğimiz hadise kaderin içerisinde değil mi? Başka bir şey bu. Allah Celle buyuruyor ki ne varsa inna kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz onu bir kaderle yarattık. Veya ne varsa kullen yusiba illa ma keteballahu lana. Allah onu yazdı. Ne başa gelecekse insanoğlunun hiç fark etmediği bir sineğin ısırmasından dünyadaki en büyük olaya kadar her şey Allah'ın yazmasıyla var edilmiş. Veya her şey Allah'ın fi kitabin meknun diye tarif etmiş olduğu o kitabın içerisinde yazılı mı değil mi? Yazılı. E o zaman bu deprem ihmalkarlıktır ayrı ama ihmalkarlık dediğimiz hadise de neyin içindedir? Kaderin içindedir. Böyle abuk sabuk af buyurun cümlelerle yok bu kader değil işte kadere suç kim kadere suç atıyor? Kaderimizi Allah'ın vermiş olduğu cüz-i iradeyle biz de yazarız ama tamamını değil. Allah'ın bize müdahale ettirmediği alanlar var. Müdahale ettirdiği alanlar da var. Ona göre enlemini alırsın. Ona göre evet şimdi bölgede gördüğümüz hadiselerden bir tanesi. Yani evet binalar sağlamdır değildir. Bir yerde gözlerimle görmesem zor inanırım. Böyle bir otopark kapısı düşünün. Bir kapı efendim. Kenarında sadece bir duvar var. Ve diğer duvarla birlikte birleşmiş. Yanındaki koca bina yerle yeksan olmuş. Bu kapı duruyor. Enteresan bir şey. Tamam konuşalım. Diyelim ki binayı sağlam yaptık yapmadık bu tartışılacak. Önlemimizi alacağız. Evvela deveyi bağlayacağız vesaire. Biliyorsunuz muhabbeti ama Allah'ın takdiri başka şekilde tecelli edebiliyor. Kader dediğimiz hadise bu hayatta var olan وَمَا تَسْقُدُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ ف۪ي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ. Düşen yaprak dahi yaş kuru neyse toprağın altında ne varsa semavat her şey Allah'ın bilgisi dahilinde. Bilgisi demek işte kader demektir. Kader dediğimiz hadise. Dolayısıyla bunu da düzeltmek gerekiyor.